bize hayalindeki okulu anlatabilir misin? Hayalindeki okul öncelikle demokratik bir okul. Hem yönetimiyle demokratik bir okul. Gerçekten çocukların söz hakkının olduğu, en az öğretmenle kadar sözlerin geçtiği bir okul. Hem de gerçekten hani okulu yönetmenin dışında kendi zamanları üstünde söz haklarının olduğu bir okul. Çok fazla serbest zamana sahip oldukları, kendi istedikleri projeler üzerinde çalıştıkları bir okul. Onun dışında şu anda okullarla, okulların çevresi, dünya, etraftaki yetişkinler arasında birçok bariyer var. O okul duvarı aslında çok sembolik ama aslında gerçek bir bariyer bir yanda. Hem çocuklarla yetişkinler arasında çok fazla mesafe koyuyoruz. Aslında o yetişkinler çocukların doğal öğretmenleri. Yetişkin, daha fazla yetişkin okulun içinde olması gerekiyor ve daha fazla çocuğun dışarıda bir şeyler öğreniyor olması gerekiyor. Bence o bariyerleri yıkmak çok önemli. Onun dışında doğayla, mesela çocukların daha fazla doğayla iç içe olması gerekiyor. Yani 5-6 yaşında bir çocuğun yanına giderseniz size yani ne konuşursanız konuşun mutlaka konu işte böceğe, ağaca falan gelecek. Çünkü çocuklar bunu gerçekten merak ediyorlar. Ve biz bu doğayı öğrenme aracı olarak kullanmak yerine çocukları tamamen doğadan soyut böyle bir dört duvar arasına sıkıştırıyoruz. Dünyayla bağlantılarını sağlamak çocukların. Şu an bunu yapabilmek için teknolojiye sahibiz. Neden çocuklara daha fazla şey göstermeyelim? İşte disiplinler arası bariyer. Çok daha interdisipliner çalışmamız gerekiyor. Çünkü bizim kafamız Türkçe matematikle işlemiyor aslında. Biz bir konuyu anlamak istediğimizde onun Türkçesini de matematiğini de düşünüyoruz. Okul programlarının da bunu yansıtıyor olması gerekiyor. Tabii ki de bir test, ölçme değerlendirme sistemi. Ya bunlar da yani çocukların doğal olarak var olan öğrenmelerini gerçekten öldürüyor. Ve tabii ki okulların içinde bir sorumluluk olması gerekiyor. İşte öğretmenlerin devlete karşı ya da velilere karşı sorumlu olması gerekiyor. Ama bu sorumluluğu gerçekten çoktan seçmeli testlerle mi sağlamalıyız? Bence hayır. Yani çünkü yapmak istediğimiz şeyi aslında yok ediyoruz bunları yaparak. O yüzden onun yerine işte portfolyolar kullanılabilir, sergiler düzenlenebilir. Çocukların gerçekten öğrendiği şeyleri sergileyebilecekleri ya da öğrenme süreçlerini görebileceğimiz öğrenci günlükleri. Böyle araçları kullanarak bence o sorumluluk ilişkisini kurmak gerekiyor. Ve daha sıkı öğrenci-öğretmen ilişkilerinde, daha fazla danışmanlık gibi mesela üniversitelerde yapıyoruz bunu. Aslında neden ilkokuldaki çocuğun danışmanı olmasın, yetişkin bir danışmanı olmasın? Bence bunlar çok önemli. Doğayla ilişki olması gerekiyor derken, burada acaba senin çok doğayı koruma fikrinde olur böylece senin vesaire mi, yoksa insan olmanın bir parçası olarak ağaçla böcek ilişkinde işçi olmak yani insan olmanın parçası değil. Ya bence ikisi de. Bence ikisi de. Çünkü bir kere yani bir şey kısmı var. Gerçekten bence doğa çok iyi bir araç çocukların başka şeyleri öğrenmesi için. Yani biz çocuğa sadece matematik öğretmek istiyorsak da bence doğayı kullanmak çok iyi bir araç. Çünkü çocuğun doğal olarak merakı olan bir konudan başlıyoruz. Ama tabii ki onun dışında işte çocukların daha bir ekolojik bilinçle büyümeleri, bunu aynı şekilde şey için de, yani sadece çevre için de düşünmeyelim. Bizim aslında okul içinde yaptığımız her şey çocuğun gelecekteki dünyaya bakış açısını da etkiliyor. Yani bu ekolojik kısmı bu şekilde ya da okulun demokratik olması, okulda ayrımcılık yapılmaması, mümkün olunca kapsayıcı olması. Aslında çocuğun bütün bu değerleri okuldan emiyor ve gelecekteki hayatına taşıyor. O anlamda da tabii ki doğayla bütün olmak çok önemli. Çünkü biz yani doğadan kopukluğumuz bizi kötü yerlere götürüyor. Peki senin hayalindeki sistemde okulda bir gün nasıl geçiriyor? Herkes adam gibi bir benim okulumda, benim hayalimdeki okulda 8 yaşındaki çocuksunuz. Okula geliyorsunuz. Bir kere önce sabah çemberleri olur bazı okullarda. Mesela bir sabah çemberi oluyor. Okulun bahçesine toplanıyorsunuz, bir araya geliyorsunuz. Arkadaşlarınızı, öğretmenlerinizi görüyorsunuz. O gün nasıl hissettiğinizi konuşuyorsunuz önce. O gün yapmak istediklerinizin üstünden geçiyorsunuz. Sonrasında ders saatiniz başlıyor. Ders saatiniz belki bir grup aktivitesi yapıyorsunuz öğretmeninizle beraber. Belki işte sınıflarınız zaten karışık. İlla 1-2-3-4 diye ayırmamız gerekmiyor bizim öğrencilere. Bu öğrencilerle beraber yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. O yeni bir şeyleri öğrenirken hem resim yapıyorsunuz, hem belki dört işlemi çalışıyorsunuz biraz. Hem biraz kitap okuyorsunuz, biraz tiyatro yapıyorsunuz. Bu şekilde bir konuyu öğreniyorsunuz.
Ondan sonra size çok fazla serbest zaman tanıyor burada. Gidiyorsunuz okul kütüphanesine, istediğiniz konuyu, o sırada üzerinde çalışmakta olduğunuz konuyu araştırma yapıyorsunuz. Diğer arkadaşlarınızla beraber çalışıyorsunuz. Eğer çok sıkıldıysanız dışarı çıkıyorsunuz, bahçede oynuyorsunuz ya da başka kendiniz işte doğada araştırma yapıyorsunuz. Bunları yapabiliyorsunuz. Okula dışarıdan insanlar geliyor size, mesela bir marangoz geliyor, işte ahşaptan bir şey yapmayı öğretiyor size ya da birkaç kişinin annesi geliyor, babası geliyor o gün, beraber onlarla yemek yapıyorsunuz, beraber başka bir şey yapıyorsunuz. Şey, bu söylediğin sistemde bir, yani çocukları birinin yönlendirmesi gerekiyor, oradaki yönlendiricinin rolü, yani öğretmenin rolü ne? Öğretmenin rolü bence danışmanlık orada. Aynı zamanda tabii ki eğitmen. Ama öğretmenin eğitmenlik rolünün önemi zaten gittikçe azalıyor. Çünkü bilgi kaynakları çok fazla zaten. Bilgi kaynaklarına erişim o kadar büyük bir sorun değil. Oradaki sorun gerçekten o danışmanlık kısmı. Ve bunu yapmak için bizim sürekli işte günde 8 saat çocuklara ard arda ders vermemiz gerekmiyor. Tam tersine çocuk o sırada nerede? Çocuk neyi öğrenmiş ve neyi öğrenmek istiyor? Oradan başlayıp oradan hareket etmemiz gerekiyor. Biz hep şeyden çok korkuyoruz. Çocuğu bırakırsak ne yapacak? Herhalde bütün gün oyun oynar. Öyle bir şey yok. Yani ben mesela bir okul ziyaret ettim. Bu şey işte Amerika'da evde öğrenen, işte homeschooling programında olan çocukların gittiği bir okul. Ortaokul ve lise öğrencileri hitap ediyor. Ve orada şey, liseli öğrenciler, oradaki öğrenciler gezdirdi beni. Ve şimdiye kadar gördüğüm herhalde en mutlu okuldu. Oradaki öğrenciler hiçbir şey yapması gerekmiyor. Hiçbir zorunlulukları yok. Ama okulun gündelik bir şey var. İşte çizelgesi var, eğitim çizelgesi var. Çocuklar orada istedikleri programa giriyorlar, çıkıyorlar. Kendileri seçiyorlar programlarını. Ve orada onun dediği bir şey vardı. Burada bu okula gelen, okula gelmeye başlayan herkes böyle 1-2 ay ya sadece oyun oynar, ya sadece işte oturma odasında insanlarla muhabbet eder. Öyle geçer zamanla ve böyle genelde aileleri panik olur. Ama sonra o 2 ay geçtikten sonra en fazla işte 4 ay diyorlardı. O 4 ay geçtikten sonra zaten kendisi bir şey yapmak ister çocuk. İşte yani biz zaten öğrenmek istiyoruz. Ama onu zorladıkça aslında çok ters tepki veriyor. O yüzden gerekirse öyle dönemlere de yer vermemiz gerekiyor. Yani biz yetişkinler olarak da sürekli çalışmak istemiyoruz. Bazen bazı dinlenmelere ihtiyacımız var. Bunu neden çocuklara tanımıyor? Senin sistemin klasik eğitim görmüş çocuğun olabileceği kadar iyi bilgisayar programcısı olabilir. Daha iyi olur. Evet. Çünkü o zaman gerçekten bilgisayar programıyla ilgilenen çocuk bilgisayar programına eğilebilir. Sen o çocuğa bunu da bunu da bunu da öğreneceksin, hepsini de bu şekilde öğreneceksin dediğin zaman aslında çocuğun genel olarak zaten okula eğitim olan ilgisini öldürüyorsun. Onun yerine bırak gerçekten bilgisayar programı öğrenmek isteyen çocuk okulu istediği kadar yoğunlaşsın. Sen o çocuğa dışarıdan destek sağla. Mesela öğretmen yetersizse çocuğa dışarıdan mentor sağla. Ama biz bunun yerine herkesin işte mühendis, doktor ya da aklımıza gelen ne varsa onlar olsun diye yetiştiriyoruz. En son hiçbir şey olmuyor çocuklar. Peki şey, bu senin kafandaki hayaldeki çocuklar kaç yaş aralığında? Yani onun ya ben, sonrasına dair bir tahayyülün var mı? Şey biraz daha farklı. Ben mesela bu şekilde konuşumda daha çok ilkokul kısmını düşünerek konuşuyorum. Biraz şey doğru gidiş var bence. İlkokuldan liseye doğru giderken aslında giderek işte daha çok işte branşlara eğilme, daha akademik çalışma, işte biraz daha yoğunlaşma gelişimsel olarak da var. Ama yani benim daha çok bahsettiğim şeyler ilk. Biraz imece'den bahseder misin? İmece benim hayalimdeki okul. Gerçekten kurmak, açmak istediğim okul. İmece aslında bu size bütün anlattığım şeyleri kapsayan bir okul. Onun dışında imece'nin özelliği benim yapmak istediğim şey. Ben şu anda özellikle köy okullarıyla çalışıyorum. Eğer imece kurulursa İmece'de model bir köy okulu olacak. İşte bütün bu bahsettiklerimi kapsayan. Bunun dışında da bir sivil toplum kuruluşuyla beraber çalışan, ortak çalışan ve bu modeli diğer köy okullarına yaymaya çalışan. İşte belki köy öğretmenlerinin orada eğitim aldığı, işte istedikleri bir vakit geçirdikleri
bir mekan yaratmak aslında. Hatta sadece köy okullarında okuyan öğrencilerin de değil, dışarıdan da işte yaz tatillerinde ya da diğer tatillerde öğrencilerin gelip kalabileceği, yetişkinlerin gelip kalabileceği ve onların da oradaki o işte oradaki eğitim atmosferinden istedikleri bir yer aralanabilecekleri bir mekan aslında. Anlattığım proje sanki köy enstitülerinin modernize edilmiş haline geliyor. Yer yer. Belli kısımları tabii ki seviyorum. Zaten benim anlattığım şey de biliyorsun John Dewey çok etkilemişti köy enstitülerinin. Onun bahsettiği bir şey kavramı var. Öğrendiklerimizin ilkokulda, ortaokulda öğrendiklerimizin ne kadarı gerçekten aklımızda kaldı. Yani herhalde %95'ini falan unuttum. Bunlar hep kayıp zamanlar. Ve o kayıp zamanlardan kurtulmamız lazım. Onun için de daha fazla yetişkinlerin işin içinde olması lazım. Gerçek şeylerle uğraşmamız lazım. Çocuğun gerçekten o anda ilgilendiği şeylerle uğraşmamız lazım. Ya da gerçekten köyün o anda ihtiyacı olan bir şeyi yapıyor olmamız lazım. O açıdan köy enstitüleriyle o açıdan kesinlikle felsefesi düşünüyor. Bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak sorusunu ciddiyetle sormuşsun. Sormamız gerekiyor zaten. Çünkü öbür türlü zaman kaybı düşünsene. Yani ne kadar çok para veriyor eğitime, ne kadar çok ne kadar çok kaynak harcıyoruz, çocuklarımız ne kadar çok zaman harcıyor. Ve en sonunda orada yapılan şeylerin %95'i falan havaya uçuyor. Yani bunu kabullenmek aslında saçmalık değil mi?